Efendim merhaba, Kariyer Dünyası'na hoş geldiniz. Kariyer Dünyası Zirvedekiler programıyla karşınızdayız. Ve tahmin ettiğiniz gibi yine çok ünlü ve çok başarılı bir yönetici, bir profesyonel, bir patron, pek çok değişik aslında şapkayı kendi üstünde toplayan biriyle. Sayın Mustafa Koç'la birlikteyiz biz bu hafta. Efendim hoş geldiniz hoş diyorum. 50 bin kişiden fazla istihdam yaratan bir topluluğun başındasınız. Bizde bir adet var. Biz konuklarımız, izleyenler bizi. Sizi çok yakından tanıyorlar ama Kariyer Dünyası'nın küçük bir özelliği var. Biz sizin birazcık kariyerinizden, eğitiminizden de söz etmek istiyoruz. Siz de burada bana katılabilirsiniz eğer herhangi bir eksiklik olursa. Efendim Sayın Koç İsviçre'de orta eğitimini tamamlıyor. Yüksek eğitimini de Amerika'da yapıyor. İşletme okudunuz değil mi efendim? Evet. Arkasından da Koç topluluğunda göreve başlıyor. 84 yılı yanılmıyorsam Tofaş Oto'da satış elemanı olarak göreve başlıyor. Arkasından Kofisa Trading Company, Ram Dış Ticaret AŞ Genel Müdür Yardımcısı. 92 yılında Koç Holding AŞ Sanayi Enerji Ticaret Şirketleri Başkan Yardımcılığında görüyoruz. 94-96 yılları arasında Holding'in İnşaat ve Maden Grubu Başkan Yardımcısı. Holding AŞ İnşaat ve Maden Grubu Başkanlığı'na ardından geliyor. Mart 2001'de Koç Holding AŞ Yönetim Kurulu üyeliği, Nisan 2002'de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Bir yıl sonra yine Nisan 2003'te Rahmi Koç'un görevinden ayrılması üzerine Koç Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geldi. Hatta o günlerde Sayın Rahmi Koç'un da zamanında çekilmesini bilmek fazilettir diye gazetelere de yansıyan aslında güzel bir cümleyle siz görevi teslim aldınız. Hatta bu görev devir teslimi yabancı basında da yer aldı. Çok genç yaşta büyük bir topluluğun başındasınız ve zaman zaman da yeni yönetim yapılanmasıyla orada burada değişik ama toplu halde görmediğimiz bir bilgilerle karşılaşıyoruz. Sizde bir şeyler oluyor. Tabii sizin de getireceğiniz yenilikler var. Neler oluyor Koç topluluğunda? Nasıl bir yeniden yapılanma bu efendim? Şimdi efendim biliyorsunuz özel sektörün en büyük özelliği değişen şartlara en kısa ve en iyi bir şekilde ve en çabuk şekilde ayak uydurmasıdır. Ve içinde bulunduğumuz şartlarda size takdir edersiniz çok çabuk bir şekilde değişiyor. O bakımdan biz de mümkün olduğu kadar buna Türkiye'nin en büyük özel sektör kuruluşu olarak ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu tabii çok kolay olmuyor. Fakat hem benim bu göreve gelmiş olmamdaki burada bir saptama yapacağım. Bu nasıl oldu diye çok yerden soru yöneltildi. Bu madem ki kariyer planlamasıyla ilgili bir programdayız. Onu da belirtmek istiyorum. Bu 3-4 seneye yayılmış olan çok dikkatli bir şekilde hazırlanan ve uygulamaya konulan bir program çerçevesinde ki bir kariyer planlamasıyla ben bu göreve hazırlandım ve sonunda da bu görevi Sayın Rahmi Koç'tan geçen Nisan'da teslim aldım. Aslında hiçbir şey sürpriz değildi. Son derece planlı ve programlı. Planlı ve programlı bir şekilde halloldu. Zaten bunun da böyle olması gerekiyordu. Bu kadar büyük bir kuruluşun başına zaten damdan düşmüş bir şekilde tepeden gelinmez. Demek mümkün olmuyor herhalde. Biraz evvel okumuş olduğunuz kariyerime de baktığınız zaman satış temsilcisi olarak satış elemanı olarak bankoda yani İstanbul Oto'nun bankosunda satış elemanı olarak işe başladım ve burada 8 ay kadar çalıştım. Tabii bu benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Bir parantez açabilir miyiz? Siz sözünüzü unutmayın. Yeniden yapılanmaya döneceğiz ama ben burada Zirvedekiler programımızda oturan konuklarımıza genellikle onlar da şirketleri aile şirketi olarak başlıyor. Onlar da yine en küçük görevlerden bir şekilde başlatılıyorlar. Pek çoğu öyle. Hep şunu merak ediyor aldığımız maillerde. Hakikaten öyle mi oluyor? Yani siz orada bir satış temsilcisi, bir satış elemanı olarak başlıyorsunuz. Herkes size satış elemanı olarak görüyor mu sizi? Merak ediyorum. Benim yoksa Rahmi Bey'in oğlu geldi. Aman dikkat edelim mi oluyor? Hayır. O tabii o sistemden sisteme ve içinde bulunduğunuz atmosfere göre çok değişiyor ama bizde kesinlikle böyle olmadı. Eti senin, beni, kemiği benim şeklinde yaptılar mı gerçekten? Yöneticilere teslim edildim evet ve bunun da böyle olması gerekiyordu. Öbür türlü size kötülük yapmış olunur. O bakımdan yetişmede bu çok önemliydi. Zaten
Bankoda da çalışınca birebir müşteriyle temasta oluyorsunuz. Oradan da tabii o kadar tanımıyorduk o zaman. Çok enteresan şeylere şahit oldum. O zaman kapalı ekonomide araba 6 ay, 8 ay sıra bekliyor. Evet. Millet içeri geliyor, kapora yatırıyor ve gidiyor. Tamamıyla ne üretirseniz onu satıyorsunuz mantığıyla. Biz orada iş yapıyorduk. Tabii bu o zamandan bu zamana çok değişti. Şimdi yeniden yapılanmayla bunu bağlamak istiyorum. Şimdi çok daha şeffaf, fevkalade rekabetçi, içeride ve dışarıda bir ortamda iş yapmak gerekiyor. Çok iyi mal üretmeniz lazım, çok iyi bir servisiniz olması lazım, çok iyi satış sonrası servisiniz olması lazım. Ve bunları yapmazsanız da bu rekabetçi ortamda herhangi bir şekilde başarılı olmak maalesef mümkün değil. Bunun tabii Gümrük Birliği'nin bunda bütün mahsurlarına rağmen çok büyük bir faydası olmuştur Türk sanayine ve endüstrisine. Bundan biz de nasibimizi aldık. Ve bugün bakıyorsunuz işte bizim Koç grubunun aşağı yukarı üçte birlik bir cirosunun bölümü dış faaliyetlerimizden ve ihracattan geliyor. İngiltere, Almanya gibi pazarlara bugün mal satıyoruz. Bugün Beko'nun İngiltere'deki pazar payı aşağı yukarı %10 ki çok muazzam bir rakam. Ford'un ihracatı, Tofaş'ın ihracatı bugün birer milyar eurolara erişmiş vaziyette. Zaten öyle olmasaydı da bu son krizden bu kadar sağlam bir şekilde çıkmamız mümkün olmazdı. Olmazdı. Efendim ben biraz evvel Gümrük Birliği dediniz. O dönemi hatırlıyorum. O dönemde iş adamlarının hep Gümrük Birliği'nin karşısında olduğu söylenirdi. Belki haklı gerekçeleri vardı ama bugün siz Gümrük Birliği'nin evet bazı sıkıntılar yarattığından ama genelde olumlu yönlerinden söz ediyorsunuz. O gün karşı mıydınız? Bugün karşı değil misiniz? Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kere Koç grubu efendim siz Gümrük Birliği'ne karşısınız çünkü içeride mal üretiyorsunuz. Gümrük duvarları kalkacak. Rekabetle baş edemeyeceksiniz. Gümrük duvarlarının arkasına saklanmak istiyorsunuz. O yüzden karşısınız gibi bir yaklaşımla biz çok suçlandık. Evet. Bilen bilmeyen bir sürü insan ve kesim tarafından. Fakat baktığınız zaman bugün Avrupa Birliği'ne giren ülkelere bir Yunanistan, bir Portekiz, bir İspanya bu Gümrük Birliği ve üyelik müzakerelerini ne şekilde götürmüşler? Hangi kademelerden geçmişler ve bu ne kadar zaman almış, ne kadar tedricen olmuş? Bizim böyle paldır küldür hiçbir şart ileri sürmeden ve karşılığında da hiçbir şey almadan ve o zaman da üyelik müzakereleri bile söz konusu değildi. Üye olmadan tek zaten giren ülke biziz. Böyle 60 milyonluk pazarı Avrupalı'nın emrine vermek bence fevkalade yanlıştı. Bunun da ceremesini şu anda biz derken Türk sanayisi çekiyor. Evet. Kontrolsüz bir dumping var. Avrupa Birliği kategorisinde sayılıyoruz. Onun için Amerika ile olan ticari anlaşmalarımızda bir sürü komplikasyon çıkıyor. Öbür taraftan da Avrupa Birliği üyesi değiliz. Avrupa'dan da herhangi bir mali yardımda da almadık. O bakımdan daha iyi bu pazarlık edilebilirdi ve daha çok şeyler bunun karşısında alabilirdik diye düşünüyorum ben. Bizim davamız buydu. Yoksa size şöyle söyleyeyim, biz 96 senesinin başına girdik Gümrük Birliği'ne Türkiye olarak. 96-97 Koç grubunun en iyi iki senelerinden biriydi. Yani burada tarzına o zaman itirazınız var. Tarzına, yaklaşımına ve evet, giriş şekline. Peki siz bu sürede, yani bu yeniden yapılanmaya bağlayalım istiyorum. Burada bir yeniden yapılanma söz konusu oldu. Bu tabii sizin görevi devralmanızdan önce mutlaka başlamış tabii olmalıdır. Ama sizden dinlemek istiyorum. Çünkü açıklamaların hani öyle bir sizin göreve başladınız yönetim kurulu başkanı olarak arkasından yeniden yapılanıyormuş gibi de bir görüntü var. Ne oluyor? Biraz anlatır mısınız? Bazı sektörlerde daha güçlüsünüz. Bazı sektörlerden çıkmayı düşündüğünüzü ifade ediyorsunuz. Nedir Koç topluluğunun önümüzdeki yıllardaki hedefi? Bir kere bu stratejik program son 18 ayda üzerinde çalışan çok enteresan bir stratejik program hazırlandı. Bunda tabii benden evvel başladı bu. %14'lük bir büyüme, fiziki büyüme senelik ki bu çok ciddi ve iddialı bir
rakam. Evet, hayli iddialı. Hayli iddialı. Peki, bir rakam. Peki, büyümesi bu kadar yüksek olmayan bir ülkede %14 büyüme nasıl olabiliyor? Yani bunun, iddialı. Bunun dış tarafı da var. Geçen sene mesela biz %19 büyüdük. Türkiye neredeyse hiç büyümedi. Evet. Öyle de düşünebilirsiniz. O yüzden direkt bir tek iç pazara odaklı olan bir büyüme değil bu. Onun dışında, ondan daha önemlisi, burada tabii değer yaratmak daha önemli. Yani büyümek, hep büyümeye odaklı olmak iyi bir şey ama bugün değer yaratmadığınız zaman, katma değer yaratmadığınız zaman veya karlılığınızı yükseltmediğiniz zaman isterseniz 50 milyar dolar ciro yapın, hiçbir işe yaramaz. O zaman biraz bize büyümeyi de, hep sözünüzü kesiyorum ama bunlar kilit herhalde kavramlar. Biraz içine girmek lazım. Büyümeden ne kastediyoruz, onu anlayabilir miyiz? Yani insan sayısı mıdır büyümek? Ciro mudur büyümek? Daha çok yoksa ben ciro, katma değer dediğiniz şey neye tekabül ediyor? Katma değer şöyle, yani ciro tabii, ciro büyüyünce karlılık da aynı evet. şekilde artacak bir şekilde bir büyümeyi ben kastediyorum. Bunu göz ardı etmek bazen çok kolay olabiliyor ama tehlikeli bir şey. O bakımdan ben bunu bir kere daha burada ihsas etmeye çalışıyorum. Tabii ki ciro yapmak güzel bir şey fakat aynı zamanda da karlılığınızı da arttıracak veya daha karlı sektörlere odaklanacak bir stratejiyi burada benimsemek durumundayız. Hangi sektörlerdir bunlar koç topluluğu için? Mesela biz seçtik mesela bir enerji sektörü, bir perakende sektörü ki bugün biz çok kuvvetliyiz burada. Özellikle Rusya pazarına evet. dışarıda Migros ve Ramstor olarak söylüyorum. Unicredito ile bankada %50'lik bir ortaklık yaptık ki bunun meyvelerini ileride alacağız. Bugün Avrupa'nın en büyük olmasa bile en karlı bankası. Bunun yanında Opet ile bir %50'lik enerji sektöründe bir ortaklık yaptık. O da çok dinamik ve karlı bir şirket. Otomotivdeki durumumuz belli. Fiat'ta ve Ford'ta çok önemli yatırımlar yapıldı. Özellikle Ford'ta ki ihracat, hafif ticari ve ticari vasıtada çok iyi gidiyor. Bunlar sektör olarak sıralıyorum ama konsept olarak baktığınız zaman tabii ki markalara önem vermek çok önemli. Arge ve teknolojiyi güçlendirmek çok çok önemli. Satış sonrası ki servisleri güçlendirmek çok önemli. Ve seçtiğimiz sektörlerde muhakkak ve muhakkak bir veya ikinci pozisyonda olmak ve onunla olamayacağımız sektörlerden de orta vadede ve kısa vadede çıkmak. Ya bir ya iki oluruz, onun dışında bir, bu sektörlerde kalmayı evet. düşünmüyoruz diyorsunuz. Artı tabii ki ihracat ve yurt dışı aktivitelerimizi de daha geliştirmek ve daha arttırmak en önemli hedeflerimizden birisidir. Şimdi biraz evvel %52 ortaklıktan söz ettiniz. Bu enteresan. Neden enteresan? %50-50. Geçmişten yani bugüne kadar Türkler hep küçük olsun ama benim olsun şekliyle bu yaklaşımı daha fazla severlerdi. Ama bir yaklaşım farklılığı gözleniyor değil mi? Şöyle söyleyeyim size. 1970'li, 80'li hatta 90'lı yılların ortasına kadar bize gelinen veya teklif eden ortaklıklarda hep bizde efendim %51 bizim olmazsa en azından evet. bu işe girmeyiz gibi bir yaklaşım hakimdi. Fakat bu şartlar tabii insanı değiştiriyor. Bugün %50 ortaklıklarla da yaptığınız anlaşmalara göre şeyinizi, hakkınızı çok iyi bir şekilde koruyabiliyorsunuz. Ve %50 ortaklıkla da çok ahenkli bir şekilde bir iş yönetilebiliyor. Bunu gördük biz. Ve bundan sonra da bu böyle olacaktır. Ford'da da bu böyle mesela. Evet. Yani, o bakımdan yani konseptler değişiyor. Konseptler değişiyor. Yeniden yapılanmanın böyle birazcık sağından solundan gidiyoruz ama banka dediniz. Banka Koç grubunun aslında şöyle bir geçmişe baktığımızda arzulu olduğu ama sonra dışına çıktığı sanki şu anda birazcık da acısını çıkarıyormuşsunuz gibi bir şey var değil mi? Ne dersiniz? Doğru mu yoksa yanlış mı? Katılır mısınız tabii ona? Tabii şimdi banka bizde öbür sektör, öbür gruplarda, bazı gruplarda olduğu gibi bir banka, bankanın etrafına öbür sanayi grupları yapılanmıştır baktığınız zaman. Evet. Bizde bu tam tersi oldu. Çok ağır bir sanayi bazı olan bir gruba banka sonradan monte edildi. Burada bir garanti bankası şey var biliyorsunuz. Evet, eski. Ben ondan de onu sonra oradan çıktık zaten. Sonra American Express ile Koç Bank olarak bir
ortaklık yaptık. Bu ortaklık maalesef çok iyi gitmedi ki o zamanlar bankacılığın bonanza devirleriydi. Evet. 80'li senelerin başı. Sonra American Express ile yollarımızı ayırdık. Kendi başımıza devam ettik. Fakat bu bankacılık sektörü yeniden yapılanma döneminde ya küçülüp çok butik bir banka gibi çok konservatif çalışmak vardı. Veyahut da bir dünya deviyle, bir dünya oyuncusuyla evlilik yapıp bu işi başka bir platforma taşımak vardı. Biz ikinciyi seçtik. Fakat bu şekilde devam etmemiz mümkün olmayacak gibi gözüküyordu. Ve en çankaldığı zamanda İtalyanların en itibarlı bankalarından bir tanesiyle bu ortaklığı yaptık. Bu da İtalyanların Türkiye pazarına olan güvenin ve ne kadar potansiyeli olduğunda çok önemli bir göstergesidir. Ama yalnızca bu ortaklıkla değil, izlediğim kadarıyla orada uyguladığınız stratejiler de daha dinamik. Sanki Koç topluluğunda biraz daha böyle kısa vadeli, daha hızlı, daha farklı bir yaklaşım gözleniyor. Tüketiciye birazcık daha fazla gülümseyen mesela. Ne dersiniz? Tabii kısa vadeli demek o biraz yanlış bir izlenim yaratabilir. Ama daha dinamik, daha şartlara çabuk ayak uydurabilen, müşteri odaklı dediğiniz gibi bir yaklaşım. Yani gerçek bankacılık yapacak bir yaklaşım. Şimdi sizi bundan sonra biraz daha fazla müşteriyle yakın görme şeyimiz olabilecek mi, şansımız olabilecek mi? Siz derken? Yani topluluğu kastediyorum. Topluluğun şöyle bir havası vardı. Biraz mesafeli, hafif böyle daha ağır. Ama şimdi bu dışarıdan edinmiş olan bir izlenim. Niye bu böyle ben bilmiyorum ama bugün Türkiye'de tüketiciye en yakın topluluk Koç grubudur, tartışmasız. En son içinde, Çelik'le çok el sıkıştınız içinde, ha? İçinde bulunduğumuz sektörler itibariyle her şeyden evvel 16 milyon hanede bugün en azından bir tane Koç ürünü bulunuyor. Evet, o bakımdan çalışıyoruz. Tabii bu çok daha iyi bir yere getirilebilir, çok daha gelişebilir. Ana felsefemiz bu. Peki, içinde kalmayı sürdüreceğiniz enerji gibi, otomotiv gibi, banka gibi sektörlerinin çok önemli olduğunu söylediniz ama çıkmayı planladınız. Çıkmayı plan, yan sanayi var biliyorsunuz. Burada, o neden cazip değil? Çünkü yeterli katma değeri ve volüm saydığım işlerin çok gerisinden ve aynı... Yani biraz evvel söylediğiniz ya bir oluruz ya üç olursak. Bugün mesela bu böyle bir durum mudur? Önüne gelen sektörlerimiz arası çıkmayı planlıyoruz. Yalnız mesela düğmeye bastığınız anda şartlarda belirli şekilde fiyata pazarlamak iyi uygun olması gerekiyor. Kullanma dedik. Yeniden çıktı dolandıktan sonra içerisinde bir aile meclisi ve aile ofisi gibi değişik kavramları da gördük. Bunlar sizin göreve geldikten sonra açıkladığınız ya da açıklanan bazı belki birimler. Bunlar nedir efendim? Biraz onlardan söz edebilir misiniz? Şimdi, yani niye böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz? Aile meclisi zaten senelerdir olan bir şey bu. Muhakkak ki başka büyük aile gruplarında da olan bir şey. Aile ofisini diye bir şey kurduk. Buna baktığınız zaman hem Avrupa'da özellikle Amerika'da çok uzun senelere dayanan bir kavram. Bu da ailenin işten hiçbir alakası olmadan ailenin kendi başına kurmuş olduğu, başına bir profesyonelin getirdiği ve aile çıkarlarının ve aile asetlerinin diyeyim en iyi şekilde nasıl yönetildiği ve aile çıkarları bazen şirket çıkarlarıyla bu ortamda kesişmediği zamanlar oluyor veya çelişkili olduğu zamanlar oluyor. Orada ortak yolu bulabilecek CEO ile yakın bir çalışma ortamına giren o profesyonelin çalıştığı bir ofis. Alışılagelmiş bir birim değil. Onun değil. Için alışılagelmiş bir istiyorum. Birim değil. Bizde değil. Yani Avrupa'da bugün bir Wallenberg'lere, elektronikçinin sahibi Wallenberg'lere bakarsanız senelerde olmuş. Ford'un var, Agnelli'nin var. Mesela Fiat sahibi Agnelli ailesinin. Biz bunu şu anda daha tam ne şekilde yapacağımızı bilmiyoruz. Fakat bir çalışma içerisindeyiz. Dışarıdan bir sürü model getirdik. Onları inceliyoruz. Ama bu portföyün yönetilmesinde ve üçüncü kuşağın da sorunsuz bir şekilde
birbirleriyle bu portföy yönetmede birbirleriyle olan ilişkilerini de düzenleyecek enteresan bir oluşum. Evet, çok enteresan. Şimdi burada herhalde bir gereklilikten dolayı böyle bir karara vardınız. Ya da şunu mu söylersiniz? Yani biz bu dışarıdaki biraz evvel sözünü ettiğiniz bazı aile şirketlerinde iyi uygulandığını gördüğünüz için adapte mi etmek istiyorsunuz? Bunu bize... Yani karşılıklı böyle biraz çıkar çatışmasına doğru gidildiğini mi? Yok, öyle kesinlikle öyle bir şey yok. Şimdi yani bizim durumumuzda böyle bir şey söz konusu değil. Fakat elinizde olan şeylerin daha iyi kullanılıp daha iyi değerlendirilmesi açısından çok önemli bir rolü olacağını inandığımız bir oluşum. Bunu bize Amerikalı bir danışmanımız seneler evvel söyledi. Hep göz ardı ettik. Son 1-2 sene içerisinde de hep gündeme geliyordu. Onun üzerine ben de bu görevi devraldıktan sonra böyle bir şey kurulmasının için biraz daha nasıl söyleyeyim, ısrarcı oldum. Buna kardeşlerim de çok katılıyorlardı. O bakımdan buna kararını verdik ve şu anda yürüyor. Şimdi daha geçmişte, yani çok yakın geçmişte verdiğiniz bir röportajda yeniden yapılanmanın enteresan yönlerinden birine değiniyorsunuz. Bugün ailede 3. kuşaktan 2 kişi işin içinde diyorsunuz. Almış olduğumuz karar gereği bundan sonra hiç kimse hem hakim hem savcı durumunda olmayacak diyorsunuz. 2. kuşakta bu böyle değildi. 3. kuşakta biz bunu bu şekilde yapmaya karar verdik. Şirketlerin yönetim kurullarında olan insanlar idarede olmayacaklar. Buradan neyi hedef? Yani niye böyle bir karar aldınız? Hani niye böyle rahatınızı bozdunuz gibi bir rahat, durum? Rahat bozmak meselesi değil. Bugün siz hem bir iş birimi yönetip hem diyelim ki o holding, Koç Holding'in yönetim kurulunda olursanız o iş birimiyle ilgili hem hesap veriyor hem de hesap soruyor pozisyonuna gelmiş oluyorsunuz. Batı'da böyle bir şey söz konusu değil. Olamıyor, doğru. Dolayısıyla bunu bu şekilde karar verdik. İş birimi yani line dediğimiz şu anda iş birimlerini yöneten profesyonel pozisyonda olan ayrı fertleri holdingin yönetim kuruluna girmeleri artık bundan sonra olmayacak. Olmayacak. Ne zaman ki kendi işlerini bırakırlar ve bir ortak şapkasını giyerler o zaman bu olur. Bu da tabii corporate governance dediğimiz Türkçesine tam alışmış değilim ben, kusura bakmayın. Yönetişim diyorlar çok. Yani bazı kavramlar nedense uymuyor. Uymuyor bu yeni Türkçe. Yönetişim işte bu da onlardan bir tanesi. Bir tanesi. Aile fertleri buna, sözünüzü kesiyorum ama aile fertlerinin hepsi bu karara çok sevecen baktı mı? Yani alışılmamış bir şey. Şimdi yani bazı şeyler sevecen çok baktı iyi derken bunu tabii ikinci orada o zaman da şartlar daha değişik tabii. İkinci jenerasyona, ikinci kuşağa anlattık. Mahsurlarını anlattık. Evet. Mantığını anlattık. Tabii ki hepsi haklısınız, böyle olmaması lazım dediler. Ve o şekilde de bir karar almış olduk. Öbür türlü çünkü çok fazla kavram kargaşası ve çelişki oluyordu. O bakımdan böyle bir karar aldık. Sayın Koç, şimdi bir yandan kavram kargaşalarını gidermek, yani yeniden yapılanma baktığınızda yurt dışında da bu şekilde daha yalın. Fakat bir yandan da bir takım değişik kavramlar giriyor. Örneğin biz son haftalarda CEO diye bir kavramı ya da bir pozisyonu, bir kişiyi gündeme aldık. Programlarımızda tartışıyoruz. Sizde de CEO pozisyonu var. Siz yönetim kurulu başkanısınız. Bir de CEO var. O icranın başında. Şimdi efendim, sizin görevleriniz, yetkiniz, sorumluluklarınız nerede başlar, nerede biter? CEO'nunki nerede biter? Bunlar acaba çakışır mı, çakışmaz mı? Bir de bir patron gözüyle bakalım bu işe. Sizden dinleyeyim istiyorum. Şimdi bu tabii çok burada akşama kadar bunu tartışabiliriz sizle. Çünkü zor bir soru ama. Çünkü şöyle zor bir soru. Türkiye'de şu anda aile şirketleri ne tam aile şirketi bizim şeyimizde mesela. Ya tam aile şirketi gibi oluyorlar veyahut da yarı aile şirketi, yarı halka açık şirket gibi yönetiyorlar. Ama ailenin efendim işte 4. 5. jenerasyon artık çok az hissesi var. Fakat tipik bir halka açık şirket gibi böyle bir yönetim daha Türkiye'de yok. Yani öyle bir sermaye birikim, öyle bir geçmiş olmadığı için
bunun olması için diyelim ki bir Ford, diyelim ki bir Siemens, diyelim ki bir Opel. Evet. Bunların da aileleri var. Evet. Ama yönetimde söz sahibi değiller. Ancak ortak olarak ancak kalabiliyorlar ve çok fazla da ağırlıkları yok. Bizde bu böyle değil. Bizde daha o birikime sahip olmadığımız için tarihsel olarak söyleyeceğim. En az buna bir 2-3 jenerasyon daha lazım ki biz o hüviyete gelelim. Onun için burada ne kadar profesyonelle çalışırsanız çalışın ki biz bugün en müesseseleşmiş kurumuz, profesyonellerin ağırlığı tartışmasız çok büyüktür Koç grubunda. Yine elinde sonunda büyük ortak olarak aile bir takım ana hedefleri koyuyor. Onlara karar veriyor ve ondan sonra yönetime icraatı bırakıyor. Bu icraatın da başı CEO dediğimiz Chief Executive Officer. Bizde biraz böyle murahat üye şeyine geliyor, anlamına geliyor. O şahıs bulunuyor ve o icraattan sorumlu oluyor. Yönetim kurulu başkanı da yönetim kurulu üyeleriyle CEO'nun arasındaki köprüyü sağlayan ve aynı zamanda da ortaklara karşı tek sorumlu ortaklara, büyük ortaklara ve küçük ortaklara karşı yönetim kurulunda sorumlu olan insan olarak bu işi Chief Executive Officer'la beraber götürüyor. Tabii biz günlük işlere karışmıyoruz. Yani onu aldığımız, soracaktım şimdi. Aldığımız yani karar günlük işlere karışmıyorsunuz. Günlük işlere karışması böyle bir yapıda yönetim kurulunun iki başlık bir yönetim yaratır. Bu da en tehlikeli şey bir organizasyon. Nedir o zaman sizin karıştığınız? Yani ana hedeflerde mi? Nerelerde siz varsınız? Ana hedefler ve ben direkt bana muhatap CEO'dur. Ve onunla bir takım problemleri beraber çözeriz veya hedefleri beraber koyarız. Ve onun monitörü ve onun kontrol edilmesi falan chairman yani yönetim kurulu başkanı tarafından yapılır. Ama günlük şeye karışmak bir tek CEO'dur. Ha bu demek değildir ki ben herhangi bir başkanla, genel müdürle bir takım şeylerde görüş alışverişinde bulunmayacağım veya bir şey sormayacağım. Bu tabii bu demek değil. Sonunda her şey CEO'dan sorumlu olduğu için onun sorumluluğu ve onun bilgisi altında her şey. Arada bir karıştığınız olmuyor değil mi? Hayır. Şimdi bir yerde yine röportajda çok haklı olarak şundan söz ediyorsunuz. Aile şirketlerinin ömrü ikinci jenerasyonda ne yazık ki tükeniyor. Pek çok, yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde. Biz Allah'a şükür üçüncü kuşağa kadar geldik. Şimdi bu çabalarınız artık bunu muhafaza etmek çabası gibi belki de algılıyorum. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi üçüncü kuşakta tabii işin içinde olan insanlar olduğu için bu bir problem değil. Ama bundan sonraki dördüncü kuşakta yaşlarının genç veyahut da işe herhangi bir ilgileri bulunmazsa dördüncü kuşak fertlerinin, o zaman zaten yapacak fazla bir şey yok. O zaman ortak olarak kalıp tamamıyla profesyonellere devretmek durumundalar işleri. Şimdi kariyer dünyası malum bu programın adı. Sormamda fayda olduğunu düşündüğüm gençlerin tarafında şu anda beni göreceğiniz bir sorum olacak. Yakın zamana kadar gençlerin işte en fazla tercih edilen şirketler arasında bir süre öncesine kadar Koç Holding çok büyük bir yer tutardı. Yani hani böyle banko çocuklar bu gruba, toplulukta bulunmak isterlerdi. Ama son yıllarda dikkatimi çekiyor. Koç Holding ya da topluluk diyeyim, artık siz topluluk sözünü kullanıyorsunuz. Öyle birinci sırada ve çok büyük ağırlıkta değil. Neden? Şimdi geçtiğimiz 10 sene zarfında falan biz ne kadar kendi çizgimizi de korusak bu içinde bulunduğumuz şartlar, bankacılık sektörünün bundan evvelki daha yeniden yapılanma sürecine girmeden evvelki hali, işte bu 80'li senelerin başındaki ihracat furyasında, tabii bu da yanında bir takım mahsurları beraberinde getiriyor. Kolay para kazanma devri artık bitti. O zamanlar maalesef biz bir okul gibiydik. Bize girer, 2 sene, 3 sene kendini yetiştirir ve en verimli olacağı zaman da bir yerden bir teklif gelir. Sizin verdiğinizin iki daha fazla para veriyorlardı. Yani daha fazla üzerinde. Yani ben o insanlara da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü genç çocuk işte dinamik, çalışkan, fıldır fıldır kabına sığmıyor.
öyle bir teklif geliyor ki o yaşta o çocuğun öyle bir teklifi hayır demesi %99 mümkün olmuyordu. Ve siz niye biraz daha fazla vermiyorsunuz mesela ya da vermiyorsunuz? Niye böyle bir politikanız yani var? Bizim çünkü bugün 50 bin kişi istihdam ediyoruz ve bugün ben yine de iddia ediyorum en vasıflı profesyoneller Koç grubunda çalışıyor. O bakımdan eğer o dengeyi bozarsanız ondan başa çıkmak biraz zor olur. O bakımdan bunu ben bir premium olarak görüyorum. Yani bunu da bize söylüyorlar yani. Dışarıdan headhunter'lar ve gözlemciler konservatif bulunuyor olabilir. Ama ben çizginin doğru olduğunu zannediyorum. Ve bu bizim lehimize de geçtiğimiz yani önümüzdeki vadede, orta vadede, uzun vadede tekrar size dönecek mi diyorsunuz? Konservatif bulunuyor olabilir dediniz. Muhafazakar olduğunuzu kabul ediyorsunuz değil mi? Tabii. Yani siz muhafazakar bir, yani bazı değerlerde daha tutucu davranıyorsunuz. Kesinlikle ve onlardan da en ufak bir ölüm vermiyoruz. O yüzden de çok şükür bu durumdayız. Ama geçtiğimiz günlerde ben insan kaynakları politikalarında sizin bayağı ciddi değişim... Bu ayrı bir şey. Ben temel ilkelerden bahsediyorum. Tamam, anlıyorum. Yani ben tekrar böyle lafı gençlere getirmek istiyorum. İnsan kaynakları politikalarında hayli değişik, yani böyle alttan gelenleri yukarıya doğru teşvik edecek değişik mekanizmalar. Sorumun da aslında bir bölümünde bu vardı kafamda. Bu nedenle biraz gençlere cazip gelsin diye mi yapıyorsunuz? En önemli adımı performans değerlendirmesindeki yaptığımız değişimdir. Bu eskiden tabiri caizse suyu getirenle testiyi kıran aynı muameleyi görürdü diyeyim. Ve bu tamamıyla şimdi değişiyor. Bundan sonra artık herkes performansına göre sene başında karşısındaki bir üstüyle el sıkışmış olduğu performans kriterlerine göre neyi getirdi, neyi getiremedi. Nerede başarılı oldu, nerede olmadı, ona göre ödüllendirilecek veya ödüllendirilmeyecek. Ya burada artık şeye, işte benim adamım da senin adamın da onun biraz daha senin bu yönetici burada 20 sene çalışmış, biraz daha fazla şeyi var, kıdemi var, işte biraz daha görelim falan, bu devir artık bitti. Yani Koç'ta bazen Koç topluluğunun bürokrasiyle eşdeğer tutulduğun, hani giren oradan emekli olur gibi bir yaklaşım vardı ama demek ki bu kırılıyor bundan sonra. Bir kırılıyor. Hafif de acımasız bir sistem geliyor galiba, doğru mu? Acımasız değil, adil. Adil, peki. Acımasız değil, öyle söylemeyin, adil. Ama bu içinde bulduğumuz şartlarda bunu dikte ediyor. Bugün eğer başarılı olmak istiyorsanız artık bir koyundan iki post, üç post çıkartma değeri bitti. Çok çetin şartlarda iş yapıyoruz. Hata şeyimiz çok az. O bakımdan en iyi insanı, en iyi elemanı en doğru pozisyona getirmekten başka hiçbir çaremiz yok. Şimdi ben hatırlıyorum, geçmiş dönemlerde sizinle ilgili ya da röportaj yaptığımızda hep size ekonomi muhabiri olarak şunu sorardık. Efendim Sabancılar'da şu kadar büyük. Sabancı'ya gidilir, aynı şey Koç. Yani böyle bir ikili yapı, tuhaf bir ikili yapı vardı. Artık böyle bir yapı yok. Rakipleriniz kimler sizin? Yani o zaman üstelik de şöyle şeyler söylenirdi. Ha evet, onlar birinci olabilir ama işte neye göre değerlendiriyorsunuz? Ciroya mı, kâra mı? Şimdi neye göre değerlendiriyoruz? Biraz ona da açıklık getirir misiniz? Ya bence yine burada rakip, herkes birbirine rakip artık. Yani dışarıdan da çok büyük bir rekabet var. Ve bu yabancı sermaye girişimi için gerekli olan ortam biraz daha iyileştirilince ve bürokratik engeller kalkınca, ki bunun istihdam yaratılması için kaçınılmaz gözüküyor.
bu daha da kesifleşecek. O yüzden bir tek yani işte o nasıl yapıyor diye tek bir yere odaklanmak doğru değil. Ama buradaki tabii en önemli kriter bundan sonra herhalde özellikle halka açık şirketlerde piyasa değerin olması evet. gerekir diye düşünüyorum ben. Aslına bakarsanız mutlu günler bizim, geride kaldı gibi değil mi? Bir tane rakiple değil bir sürü rakiple tabii, uğraşıyorsunuz galiba. Bir sürü rakiple uğraşıyoruz ve bir sürü rakip ve bir sürü yabancı yatırımcı da sizi gün be gün mercek altında izliyorlar. Onun için şeffaflık çok önemli. Tabii burada yönetişim yine giriyor işin evet. içerisine. Onun için işte en iyi elemanla çalışmak çok önemli ve elzem. Peki. Şimdi biliyorum ki siz Fenerbahçelisiniz. Bunu sormadan edemeyeceğim. Fenerbahçe kurucularından. Bu Fenerbahçe'nin halini beğeniyor musunuz? Şimdi bu halini beğenmek için Fenerbahçe'yi sevmemek lazım herhalde diye düşünüyorum. Fenerbahçe çok kötü bir sezon geçirdi. Ne olacak Fenerbahçe'nin hali diye sormalıyım size. Bu zamanda Beşiktaş'a da oldu, Galatasaray'a da oldu. O bakımdan yeter ki biz problemler çok iyi tespit edilip onun üzerine gidilirse ve daha basiretli ve daha böyle kararlı bir şekilde problemlerin üzerine gidilirse bu hemen değişebilir. Siz çok daha büyük yani büyük kitleleri yönetiyorsunuz. Oralarda böyle sorunlar yaşanmıyor. Bu kulüplerin ama içerisinde... Ama tabii burada oturmuş bir sistem var. Ben Fenerbahçe'de sistem olduğunu zannetmiyorum. İşler daha çok reaktif ve günlük gelişmelere göre kararlar alınıyor. O bakımdan yani bir sürü şey kişilere kaim. Bu şekilde de şey olmak tabii kolay değil, başarılı olmak. Çok büyük bir isim. Onun için medya da rahat bırakmıyor. Tabii. Bunun yanında çıkıp da bir plan dahilinde ben işte ne bileyim ben böyle bir plan yaptım. Benden 2-3 sene fazla bir şey beklemeyin. Ben gençlere yatırım yapıyorum. Ama bundan sonraki 3 sene içerisinde ortalığı kasıp kavuracağım gibi herhangi bir böyle bir daha cesur bir yaklaşımla ki bunu taraftar böyle bir şeyi herhalde istemez ama. Tabii işte bir de o var. ancak öyle kurtulur gibi geliyor bana. Ama inşallah daha iyi olur ne diyeyim. Peki siz TÜSİAD'ın da yönetimindesiniz. Sizin kendi planlarınız içerisinde TÜSİAD'ın başkanlığında ileride görebilir miyiz? Yoksa böyle bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Bana 2 sene evvel soruldu. 3 sene evvel hatta. 4 tane ayrı başkanla görev yaptım. Fakat bu kariyer planlaması çerçevesinde böyle bir şey mümkün olmayacağını ben açık bir şekilde söyledim. Ve böyle bir göreve beni layık gördükleri için de gerekli şahıslara teşekkür ettim. Bunu düşünmüyorum. Size bir kere daha söylemiş olur. Yani ileride de düşünmüyorsunuz hayır. o zaman. Peki yani böyle ama bu TÜSİAD'da tabii ki hizmetlerimiz onu o şekilde algılamıyorum zaten ama siyasete de mesafelisiniz değil mi? Bundan sonra daha da mesafeli olacağınız sinyalini almış olduk galiba geçtiğimiz günlerde yaptığınız bir açıklamada. Şöyle söyleyeyim, rahmetli Vehbi Bey zamanında onun enteresan bir konum var. Tabii kendi formasyonu itibariyle de çok mesafeli ve herkese eşit yaklaşırdı. Bu daha sonra isteyerek veya istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek işte koç şu partiyi tutuyor, bu partiye destek veriyor falan gibi böyle bir izlenim edindi kamuoyu. Ben ondan dolayı bir şey söyledim gazeteci arkadaşlarımıza. Bundan sonra da biz eşit mesafede sanki daha uzak duracakmışsınız duracağız diye. Zaten bizim de öyle olmamız lazım. Peki neden yani zaten bizim fazla devletle bir işimiz yok. Ankara ile çok fazla bir işimiz yok. Siyasete girmekle onun bir yani doğrudan alakası olmalı mı sizce? Yani iş adamı yani siyasetle çok içli dışlı olması kötü bir şey. Görüyorsunuz işte iş adamı siyasetle çok içli dışlı oldu bundan evvel ki dönemde ne kadar yolsuzluk ne kadar problemle karşılaşıldı. Bizim tür memleketlerde bu çok zor. Yani o şeffaflık o şey olmadı mı? Sermaye sahibinin bugün siyasete girmesi rahat siyaset yaptırmaz. Alacağınız her karar
size karşı bir silah olarak kullanılabilir. Çok haklı olabilirsiniz ama şu soruyu sormadan da geçemeyeceğim. Türkiye'de siyasi yapı hepimizin eleştirdiği yapılardan bir tanesi. Ama hani taşın altına elini koymaktan çekiniyor olmak, buradaki kadrolar da hem iyi eğitimli hem de farklı deneyimlere sahip. Şimdi, acaba böyle bir denge kurulamaz? Şimdi, siz buna karşı mısınız? Siyasi kadrolara insan vermek başka bir şey. Sermaye sahibinin siyasete girmesi başka bir şey. Siyasi kadrolara tabii ki ben bunu çok destekliyorum. Bir tek iş dünyasından değil. Ama kendim için istemiyorum kendim diyorsunuz. Ya sermaye sahibi olarak bizim Türkiye gibi memleket şartlarında herhangi bir şekilde ülkeye faydalı olması mümkün değil diyorsunuz. Şimdi Sayın Koç, programımızın sonuna doğru iyice yaklaştık. Size hayalinizi sormak istiyorum. Yani bu göreve geldiğinizde, babanızdan görevi teslim aldığınızda belki kafanızda bir şeyler vardı. Bizimle paylaşabileceğiniz hayalleriniz çoktur ama madem Koç topluluğunu tartıştık bir 45 dakika, yani, ne olacak? Önümüzdeki dönemde ne istiyorsunuz? Şimdi yapmak? Türkiye olarak eğer soruyorsanız çok daha müreffeh, özgür, ferah, demokratik bir şekilde Avrupa Birliği'nin önemli bir üyesi haline gelmesi Türkiye'nin önümüzdeki diyelim 10 sene içerisinde inşallah. 10 sene içerisinde inşallah. Evet. Onun dışında yani hiçbir sorunu olmayan komşusuyla ve her türlü şeyini halletmiş, üretime ağırlık veren, iç sosyal barış sağlamış bir ülke. Topluluk olarak söylüyorsunuz. Tabii bunun içerisinde tabii yine bir numarayı teşkil eden belki de inşallah bu benim hayalim şirketlerimizden bir veya birkaçının New York borsasında kote olmuş olması benim için çok önemli bir hedef. Bunu kendinize biçtiğiniz bir zaman var mı? Benim düşüncem işte önümüzdeki yine 5-7 sene içerisinde. 5-7 sene içerisinde New York İnşallah. Borsasında birkaç koç şirketini göreceğiz. Görmeyi arzuluyoruz. Ama hayal kurmak bir i̇şte hayal dediğimi söylüyorum size. Ama bir şeye başlamak için önemlidir. Tabii, öyle değil tabii. mi? Yani ortam müsait olursa bununla ilgili tabii ciddi atılımlar yapılıyor. Hangi sektörle? Onu söylemem şu anda. Söylemez misin? Maalesef. Yani daha çok şey erken. Erken. Pekala, öyle olsun ama göreceğiz. Belki o zaman tekrar sizi konuk ederiz. O zaman bize tabii, bazı inşallah. Şeyleri daha rahatlıkla aktarmış olursunuz. Efendim, programa katıldığınız için teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zirvedekilerin özel bir programın özel bir yeri var. Çünkü bizde izleyicilerimizden gelen istekler doğrultusunda Koç topluluğu da nedense hep çok merak edilen topluluklardan bir tanesidir. Siz çok genç yaşta bu topluluğun başına geldiniz. Hem neler yapıyorsunuz hem hayalleriniz neydi? Hepsinden söz etmediniz ama olsun, biz söz aldık. Daha sonrakilerde yine sizinle birlikte olacağız. Efendim, Kariyer Dünyası'nda Zirvedekiler programında sizlerle birlikteydik. Biz önümüzdeki hafta farklı bir konu ve farklı konuklarla birlikte yine sizinle birlikte olacağız. Siz lütfen bizden ayrılmayın, olmaz mı?